Şimdi gelelim dromerimizdeki diğer araçlara. Sırada ne varmış? 3D Polyline, Helix, Donut ve Rectangle Revision Cloud var. Öncelikli olarak ben 3D Polyline'ı anlatmak istiyorum. Bunun için önce 3D Modeling kısmına geçelim. Shift'e basılı tutup mouse'umun orta tuşuyla çeviriyorum ve 3 boyutlu düzleme geliyorum. Örneğin 1-2 tane box çizelim buraya. Komutumu tekrarlıyorum Space ya da Enter'a basarak. Mesela bunları çizdik. Tekrar Drafting Annotation modumu alıyorum. Geldim. 3D Polyline'ımı seçtim. Bu köşeden bu köşeye. Sonrasında bunun midpoint'inden gelelim. Altı seçelim. Sonra burada da midpoint gelelim. Böyle bir şekil çizdim. Bunun 3 boyutlu düzlemde görünüşü, daha doğrusu 3 boyutlu düzlemde davranışı tam olarak böyle. Tabii 2 boyutlu düzleme geçtiğimiz zaman yine bizim klasik görünümümüze geçmiş oluyor. Polyline böyle 3 boyutlu düzlemde çizim yapmamıza sağlıyor. Bunları siliyorum. Gelelim Helix komutumuza. Öncelikli olarak bizden bir Base Chap girmemizi istiyor. Sonrasında spiraller arası Tap Radius'ı girmemizi istiyor ve bunu Z aksisinde yükseltebiliyoruz. Bu noktalardan tutup esneterek istediğiniz şekilde genişliğini, uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Helix'imize sağ tıklayıp Properties dediğimizde bize çeşitli örnekler çıkartıyor. Örneğin X pozisyonda ne kadar gitsin, Y'de, Z'de ne kadar gitsin, yüksekliği nasıl olsun, mesela sarmal sayısı kaç olsun? Atıyorum ben sarmal sayısını 10 dedim. İşte saat yönünün tersine mi gitsin, saat yönünde mi kıvrılsın? Bunları belirtiyor. Helix komutumuz böyle. Dediğimiz gibi sağ tık yapıp, daha doğrusu şuradan sağ tık yapıp Properties'e girerek bununla alakalı işte Layer ve Line özelliklerini de ayarlayabileceğiniz küçük bir sekme açılıyor. Tekrar 2 boyutlu düzlemime geçiyorum. Şimdi bir de Donut'a bakalım. Donut için öncelikli olarak bizden bir çap istiyor. Daha doğrusu çapı başlatacağımız nokta istiyor. Sonrasında da second point'i istiyor. Outside yani dış için benden tekrar bir diameter istiyor. Bunun için de tekrar çap istiyor. Belli spesifik değerleri girerek bunu ayarlayabilirsiniz. 3 boyutlu düzlemde de donatlarımız böyle görünüyor. Tekrar bunu da Z aksisine yerleştirip ilerletme gibi bir imkanımız var. Donat komutumuz da böyle. Tekrar 2D komuta geçiyorum. Rectangular Revision Cloud. Bunda da çeşitli ölçüler girerek, örneğin bir peyzaj projesinde çalışıyorsanız göl, park, bahçe gibi daha çok böyle serbest çizimleri müsaade eden ve çiziminizde herhangi bir ölçü belirtmenizi şart koşmayan durumlarda kullanabilirsiniz. Bunun da birden fazla seçeneği var. Poligonal gibi. Bunda da belli başlı ölçüler girerek çiziminizi genişletebilir ya da büyütebilirsiniz. Bir de serbest elle çizim var. Buna da belirlediğiniz alan için belirlediğiniz ölçülerle farklı çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Draw komutlarımızda sırada Hatch, Gradient ve Boundary var. Bir sonraki derste görüşmek üzere.